Ama şimdi size bugün paylaşacağım bir kulis bilgisini paylaşacağım size. Bugün edindiğim bir kulis bilgisi. Ciddi bir kulis bilgisi. Öyle hikaye değil arkadaşlar. Türkiye'de Erdoğan sonrası için yumuşak bir geçişe mi hazırlanıyor sorusunu sormak gerekiyor. Yıl 1946 sevgili arkadaşlar. Türkiye çok partili siyasi hayata geçme kararı almıştır. O gün Türkiye'nin iki tane lideri vardır. Biri Celal Bayar'dır, diğeri İsmet İnönü'dür. Bu her iki isim sevgili arkadaşlar mutabakata varırlar. Çok partili siyasi hayata geçirilecek. Ve bununla ilgili olarak generaller, o günün güçlü, kudretli generalleri İsmet İnönü'ye çıkarlar. Derler ki, Sayın Paşam arkanızdayız. Müdahale edelim bu sürece. İsmet İnönü der ki, hayır. Türkiye bu yola girdi ve gidecek. 1946'da hileli bir seçim olur. Demokrat Parti'ye o tarihte iktidar teslim edilmez. Ama 1950 yılında teslim edilir. Ve askerlerin darbe yapması engellenir. Ama 10 yıl sonra İsmet İnönü de dahil olmak üzere darbeye engel olamaz. Aslında 1950 Türkiye'de çok partili siyasi hayata yumuşak bir geçiştir. Rejimin değişikliğidir sevgili izleyiciler. Şimdi Türkiye'de 23 yıl içerisinde Erdoğan kendi rejimini inşa etmiştir. Bu rejimi değiştirebilmek için soru şudur. Bir, karmaşayla mı olacak yoksa yumuşak bir geçişle mi bu rejim değişikliği yaşanacak? Şu anda yapılan anlaşmanın dışarıdan görüldüğünü söylüyorum. Yumuşak bir geçişle bu rejimin değişeceğinin ipuçlarını görmek mümkün MHP'de olur verdiği için. Ama asıl problem şu. Ekonomik sorunlar çözülürse Erdoğan vermiş olduğu sözleri tutar mı sevgili izleyiciler? Erdoğan ekonomide başarıyı elde ettiğinde Cumhuriyet Halk Parti'nin desteğiyle beraber seçimlerde başarı elde eder mi? Millet adam başardı yine o yaptı diyerek Erdoğan'a iktidarı teslim eder mi sevgili izleyiciler? Benim öngörüm şu. Aslında Erdoğan bir oyun kurdu. Kurduğu bu oyunda da Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'i kendi payandası haline dönüştürdü. Yumuşak bir geçişten söz ediliyor ama 23 yıllık siyasal kişilik olarak Erdoğan'a baktığımızda ve etrafındaki kadrolara baktığımızda Erdoğan'ın buna uyup uymayacağı benim için kocaman bir muammadır. Özgür Özel de başka bir şeye dönüşürse yani çöp olursa da benim için hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Asıl mesele şudur. Özgür Özel'e bu yürünen yolda, bu politikalarda Ekrem İmamoğlu'nun destek verip vermediği sorusudur. Bugün Özgür Özel konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun yüz hatlarına dikkat edin lütfen. Hiç hoşnut değil. Ben öyle anlıyorum. Gergin, tebessüme bakınca katılmadığı açıklamalar olduğu anlaşılıyor. Şimdi soru şu. Özgür Özel konjöktürel bir genel başkan olarak Cübbeli Ahmet Hoca da, tarafından ve Sabah gazetesi tarafından ve iktidarın gazetecileri tarafından yıkama yağlama yapılmaya başladı. Satışa hazırlanıyor. Yani köpürtülüyor. Çünkü bu köpürtülme siyasal iktidarın işine geliyor. Türkiye para gelebilmesi için, sermaye gelebilmesi için ortamın yumuşatılması gerekiyor. Bu ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile mümkün. MHP'nin iktidar ortağı olduğu, ittifakın bir parçası olduğu bir yerde para gelmiyor sevgili izleyiciler. Erdoğan'ın kurduğu kurgu bu. İşte bu kurgunun içerisinde ne olur? Ne olur diye soracak olursanız ben söyleyeyim. Arka planda kime anlaşmalar yapılmış olsa da Erdoğan'ın geçmişte Celal Bayar'la İsmet İnönü'nün anlaştığı gibi herkes o anlaşmaya uyar mı sorusunu sorarsanız ben Erdoğan'ın o anlaşmaya uyacağını düşünenlerden değilim. Şimdi eğer Mehmet Şimşek'e partinin genel sekreteri, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı
Selin Sayek Buki'yi gönderiyorsa ve yanına da iki tane uzman kişiyi gönderiyorsa, şeyi söyle, Profesör Volkan Demir'le finans muhasebe finans uzmanı Yalçın Karatepe'yi Mehmet Şimşek'e gönderiyorsa, bu ittifakın fiili olarak kurulduğunu sadece bizim uzatmaları yaşadığımız görünüyor. İşte tam bu tarihsel sürecin içerisinde bugün konu, söylediğim PKK meselesi sevgili arkadaşlar. MHP Türkiye İttifakı'na yeşil ışık yakarken CHP ile AK Parti içerisinde Türkiye İttifakı ile ilgili önemli adımlar atılırken tam bu noktada PKK yakında silah bıraktığını açıklar mı? Türkiye'de silah bıraktığını ve bir daha silah kullanmayacağını Türkiye'de açıklar mı sevgili arkadaşlar? Oraya kilitlenmek gerekiyor. Ve oradan da böyle bir açıklama geldiğinde, gelirse de sevgili izleyiciler, Erdoğan eli çok daha güçlenmiş olacaktır. Ve güçlenmeyle beraber iktidarını yeniden inşa edebilme süreci başlatacaktır. Kenarda Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Parti bekliyor. Ve Abdullah Gül ile görüşen Erdoğan, orada ne görüşüldü, hangi müzakere yapıldı bilmiyoruz. Bu üç siyasi partinin, hatta yeniden Refah Partisi'nin de içine katıldığı bu dörtlü ittifakın üzerine genel başkan olarak gelirse, seyreyleyin siz gümbürtüyü. Hem anayasa değişikliğine Cumhuriyet Halk Parti'nin desteği, parlamentodaki diğer siyasi partilerin desteğiyle yumuşak bir geçiş süreci ve aslında Erdoğan'ı aileyi bir kurtarma operasyonu. Ne mi söyleyeyim size? Yeni bir anayasa, yeni bir genel af. Böylelikle geçmişin bir daha sorgulanamadığı, geçmişle ilgili hiç dava açılamadığı tarihsel bir süreç. Ve bu Özgür Özel'de Cumhuriyet Halk Parti'nin eliyle yapılacak mı sorusu. Görünen o ki hızlı bir şekilde Türkiye oraya doğru gidiyor. Bu kareden, bu girişimden arkada CHP kalır mı sorusuna, Özgür Özel kalır mı sorusuna verilecek yanıt da önümüzdeki dönem. Ama bana soracak olursanız orada CHP falan kalmaz. Ha, kalmaz derken ya Allah aşkına Ali Tarakçı diyebilirsiniz. Nedir o? Hemen ismini hatırlayamadım deminden beri. Deva Partisi'nin Çankaya'dan aday olan Deva Partili eski Adalet Bakanı kimdi arkadaşlar? Allah'ım yarabbim ya. Lütfen söyler misin? Ha, Sadullah Ergin sevgili izleyicilerim. Sadullah Ergin'i yüreğine basmış. Davutoğlu'nu miting alanlarında alkışlamış. Teoman Koman'ın talebesi CHP'lilere dönüp bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy bana diyerek CHP'lilerden oy istemiş. Tamam mı? Bir Türkiye'de ortak mitinglerde Erdoğan'la Özgür Özel konuşursa kimse şaşırmasın. Aynı zamanda Erdoğan'ın yeniden güç kazanarak siyaset sahnesine döneceği güçlü bir şekilde diyeceksin. Ali Tarakçı siyaset sahnesinden çekildi mi? Hayır arkadaşlar. AK Parti ve Erdoğan hızla eriyor. Yokuş aşağı gidiyor. İşte bu yokuş aşağı giden süreçte Erdoğan'a fren, aynı zamanda arabayı yeniden yukarıya doğru çıkarabileceği bir destek veriliyor. Ha, diyebilirsiniz ki sevgili izleyiciler, ya Ali Tarakçı, Türkiye düzelsin de ne olursa olsun, yoksulluk ortadan kalksın da ne olursa olsun, hukuk demokrasi inşa edilsin de ne olursa olsun diyebilirsiniz kimileriniz. Ama benim yüreğim buruk olur. Buradan kimileri yola çıkarak, ya bu Ali Tarakçı MHP'li mi? Bu Ali Tarakçı hep savaş mı istiyor, çatışma mı istiyor diye sorabilirsiniz. Kimileri dün akşam öyle yazıyor. Asla arkadaşlar. Ben Türkiye'de büyük tarihsel uzlaşmayı savunanlardanım. Hem de 40 yıldır savunanlardanım siyaset açısından. İki ana damarın birleşmesi gerektiğini, yan yana gelmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. Çünkü iki ana damar Türkiye'de yan yana gelmediği sürece ve bu ana damarın, iki ana damarın etrafındaki buçuk damarlar da yan yana gelmediği sürece bu topraklarda devletin demokratikleşmesi ve hukukun inşa edilmesi mümkün değildir.
Ama bugün anayasayı tanımayan, anayasayı yok sayan, anayasal kurumları yok sayan bir siyaset anlayışıyla ve bir iktidarla, bir Erdoğan'la bunlar yapılabilir mi? Yarı yolda bir kazık yenilir mi diye de kuşkuyla bakan, evet yenilebilir sorusuna da yanıt veren nereden biriyim sevgili arkadaşlar. Yani kısacası bu sürece kuşkuyla ve kaygıyla bakanlardan biriyim. Ne diyor Halil Bey? Buzlaşma olmaz Halil Bey. Adamlar daha ihtiyatçı arıyor cezalandırmak için. Arkadaşlar hiç öyle bakmayın. Hiç öyle bakmayın. Genellikle savaşlar şahinler eliyle bitiriliyor. Çatışmalar da öyle bitiriliyor. Türkiye keşke tarihsel uzlaşmayı gerçekleştirse ve tarihsel bir barışı hayata geçirse. İnsanların kılık kıyafetlerine karışılmasa. Faşist, dinci, ırkçı siyaset figüranları ve bürokratik kadrolar tasfiye edilebilse. Keşke Türkiye'de bunlar yapılabilse. Türkiye gecikmiş 100 yıllık bir gecikmeyle demokrasiye, demokratik bir anayasaya, demokratik bir Türkiye'ye, demokratik bir devlete kavuşabilse keşke. Ama vicdanım neye razı değil diye derseniz, vicdanım şuna: bu kadar zulmün sorumlularının, bu kadar hırsızlığının, bu kadar talanın sorumlularının köşelerine çekilerek hayatlarına devam edecek olması benim vicdanımda sızıntı yaratıyor sevgili izleyiciler. Ama görülen olay da şu ki, uluslararası olarak da Türkiye'de güç odakları itibariyle de bu süreç kurgulanmış. Bu kurgulanmış süreçte senaryosu yazılmış ve devreye sokulmuştur. Hayırlı olsun. Katılıyorum Ali Bey. Erdoğan Özgür Özel sayesinde yine oy toplar. Onun için Erdoğan Özgür yan yana geliyor demiş. Bakacağız arkadaşlar. Arka planda anlaşıldığı söyleniliyor. Erdoğan'ın çekileceği söyleniliyor. Erdoğan'ın 2026'da bırakacağı söyleniyor. Ama ne yazık ki ben öyle olmama ihtimalinin, olamama ihtimalinin, Erdoğan'ın son anda böyle bir ihtimalden cayabilme ihtimalini çok olası görenlerdenim. Yaşayacağız ve göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bugün yayınımızı izlediniz ama yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Destek olmayı da unutmayın sevgili izleyiciler. Tuğba, katıl üyesi olduğun için teşekkür ediyorum. Ümeyra Köprübaşı'na teşekkür ediyorum. Sevgili eski televizyoncuya teşekkür ediyorum. Kemal Emre'ye ve yorumluyoruma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Bu yayını dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın sevgili izleyiciler. Evet, yayınımızın sonu. Yorumluyorum diyor ki, Mendut dedi 10 yıl sonrasını görüyor Ali abi bugünü. Sevgili arkadaşlar, politika bugünle ilgili bir şeydir. Strateji, taktik bilmem bunlar işin ayrı bir yanı. Gelecek bugün üzerinden şekillenen bir şeydir. Geleceği bugünle şekillendirebilirsiniz. Doğru adımlarla, doğru stratejilerle, doğru akılla, doğru bir programla geleceği şekillendirebilirsiniz. Erdoğan nasıl başlayıp nereye geldiği ortada duruyor. Bugün Türkiye yoksullaşmış bir Türkiye'dir. Fakirleşmiş bir Türkiye'dir. Sadece yoksullaşmayı ekonomik olarak görmeyin. Hukuk olarak yoksullaşmış bir Türkiye'dir. İnsan hakları olarak yoksullaşmış bir Türkiye'dir. İşkence olarak çoğalmış bir Türkiye'dir. Zulüm olarak çoğalmış bir Türkiye'dir. O açıdan itinalı olmak gerekir. Dikkatli olmak gerekir. Ve 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını doğru okuyamayanlar galiba bu süreci doğru bir yere götüremeyecekler diye düşünenlerdenim. Kendinize iyi bakın.